Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mayete tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için yine harika sorularım var. Son soruyu size bıraktım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Ee, tekrar kısmının ikincisi hazırlanıyor. İnkılap tarihi. Onu da en yakın zamanda paylaşacağım. Şimdi sorularımıza bakalım değerli arkadaşlarım. Sorularımıza Bakalım hadi. Hadi ya Allah, bismillah. Kazamız mübarek olsun. Şimdi değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Yukarıdaki özellikleri verilen devletlerin sıralan sıralaması sıralaması sıralanması sıralanması hadi Allah senin sıralaması yerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Bakın, uygarlıkların özelliklerini senin bilmen lazım. Niye hocam ÖSYM soruyor da ondan Dinlerinin etkisiyle bugünkü tıp biliminin gelişmesine katkı sağladılar. Çünkü bunlar mumyacılığı geliştirdiler değerli arkadaşlarım. Mumya denilince aklımıza ne geliyor? Mısır uygarlığı geliyor. Tamam. Batı Anadolu'da kurulmuş bir ilk çağ uygarlığıdır. Bilimsel düşüncenin gelişmesine. Aa. Özgür düşünce ortamının olduğu uygarlık hangisi diyor? Thales, Pisagor, Aleximenes, Hipokrat bu dönemde yetişti. İlk yazılı hukuk kuralları. Ne demiştik? Urugakina demiştik değil mi? Bu kim hocam? Bu Sümerlerin kralıdır değerli arkadaşlarım. Cevabımız ne olacak? Mısır, İyon, Sümer. Mısır, İyon, Sümer. Güzel. Roma denilince aklına ne gelecek? 12 levha kanunları gelecek. Anlaştık mı? Rep ve patricilerin çatışmasını engelliyor. Başka hangisi var? Yunanlar denilince aklına ne gelecek? Olimpiyatlar gelecek. Araları için olimpiyatlar düzenliyorlar. Tamam Hitit denilince aklına ne gelecek? Pankuş meclisi ve kraliçe Tavalanla gelecek. İkinci soruya gidelim. İkinci sorumuz. Eski Türk toplumunun sosyal yapısını oluşturan unsurlar küçükten büyüğe doğru. Aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralandı? Küçükten büyüğe. Şimdi Bodun olmaz. Millet demek. Oguş gelecek önce. Oguş. Sonra Uruk. Boy. Bodun. Bak cevaba ulaştık değerli arkadaşlarım. Şimdi tek tek şunları size yazayım. Oğuş, aile, uruk, sülale, boy, kabile, budun, millet, il, devlet demektir değerli arkadaşlarım. Küçükten büyüğe sıralanış bu şekilde. ÖSYM tarafından tercih edilmişti. Yine sorarlarsa siz yaparsınız. En küçük yapı birimi Oguş'tur. Sonra sülale geliyor, sonra kabile, sonra millet, en son devlet. Üçüncü soruya gidelim. Aşağıdakilerden hangisi 4 tarife döneminden meydana gelen gelişmelerden değildir? Şimdi İslam devletinin başkentinin Bağdat'a Oho, ehe öhö cevabı ulaştık. Hicri takvimi kullanılmaya başlanması hangi dönem? Hazreti Ömer dönemi. Kuzey Afrika'da İslam fediyeleri Hazreti Ömer. Bizanslarla ilk deniz savaşı Hazreti Osman. Savaşın ismi Zatü Savari Deniz Savaşı. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi Hazreti Ebu Bekir. Cevabımız A şıkkı. İslam devletinin başkentini Bağdat'a taşıyan Abbasilerdir değerli arkadaşlarım. Emeviler Şam'a taşımıştı biliyorsunuz ki. Bakın peygamberimiz döneminde neresiydi? Medine. Değil mi? Mekke değil. Bakın Mekke hiçbir zaman İslam devletinin başkenti olmadı. Peygamberimiz döneminde Medine. Hazreti Ali döneminde Kufe. Emeviler döneminde Şam. Abbasiler döneminde Bağdat. Dördüncü soru. Büyük Selçuklu Devleti'nde aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin ölümü ile Fetret Devri başladı. Şimdi Fetret Devri sadece Osmanlı'da yaşanmadı. Büyük Selçuklu'da da yaşandı. Tuğrul Bey. Tuğrul Bey ölümünden sonra devletin başına Çağrı Bey'in oğlu Muhammed Alparslan geçti. Tuğrul Bey döneminde sen neyi bileceksin? Doğunun ve batının sultanı olduğunu bileceksin. Alparslan döneminde sen neyi bileceksin? Kılıç hakkını bileceksin. Ne zaman ortaya çıktı? Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Toprak fethedenin malıdır. Melikşah doğru cevap. Sencer Büyük Selçuklu'nun son parlak dönemi Mehmet Apar taht kavgasının içinde yer alan kişidir. Diğer kişi Berke Yoruk'tur değerli arkadaşlar. Bunlar kimlerdir hocam? Melikşah'ın oğullarıdır. Melikşah'ın ölümünden sonra Büyük Selçuklu'da taht kavgaları yaşanıyor. Biz bu dönemi ne diyeceğiz? Fetret devri diyeceğiz. Beşinci soruya gidiyoruz. Buna göre Fatih morayı almak istemesinde düşüncelerinden ileri etkili olmamıştır? Bak soru köküne dikkat et. Sana buradan bir uçarım Aklın durur. Soru köküne dikkat et. Çoğu öğrenci ne yapıyor? <laughs> tamam ya bu ben açıklıyorum. Nasıl olurlar? Aa aa aa, aa diyor. Savrulamaz demiş. Allah Allah. Soru köküne dikkat et. Tamam. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Bizans soyundan gelenler tarafından yönetilen ve Osmanlı'ya karşı yapılan saldırılarda üs olarak kullanılan Mora'ya sefer düzenledi. 1. Güvenliği koruyacak mı? Koruyacak. Çünkü Bizans soyundan gelenler her an saldırı yapabilirler. Anadolu Oğlum ne Anadolu siyasi birliğini sağlamak için Fatih ne yapıyor? Karamanoğullarından Konya ve Karaman'ı alıyor. Candaroğullarından Sinop ve Kassamonu'yu alıyor. Budur. yok. Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurma umutlarını söndürme. Doğru mu? Doğru. Bir Mora. 2 Trabzon. Rum İmparatorluğu. Cevabımız yalnız iki olacaktır. Tamam mı? 1 ile değil. Dikkat et soru köküne. 6. soru. Ruslar o Ruslar. Rusya haklarını aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle elde etti? Karadeniz ve Akdeniz'deki Türk sularında serbestçe ticaret yapacak. Osmanlı ülkesinde Fransız ve İngilizlere tanınan kapitülasyonlardan fayda alacak. Ya Allah. Bismillah. Ruslar geliyor. Çok tehlikeli değil mi? Turut. Ne demiştik? Umutlar yeşerdi. Toprakları geri alma umudu yeşerdi. Turun Savaşı ile Osmanlı Azak Kalesi'ni Baltacı Mehmet Poli, Baltacı Mehmet komutasında geri aldı. Bahçe Saray ilk Osmanlı Rusya resmi antlaşması. Tamam mı? Belgrad Osmanlı gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşması. Karadeniz'in Türk yolu olduğu kabul ediliyor. Edirne ilk defa bir azınlık Osmanlı'dan ayrıldı. Hangisi hocam? Yunanistan, Yunanistan. Küçük Kaylarca doğru cevabımız ne demiştik? KK demiştik. KKK deyin hatta. Küçük kaynarca antlaşmasıyla Kırım bağımsız oldu. Bu nasıl şifre oldu le? KKK. Küçük kaynarca antlaşmasıyla Kırım bağımsız. Doğaçlama oldu vallahi bilmiyorum artık inşallah aklınızda kalır. Ruslar kapitülasyonlardan faydalanacak ve Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödeyecek. Salih'in sesi. Yedinci soru. Evet, evet, evet. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Osmanlı Devleti yukarıdaki olaylarla hangi Avrupa Devletleri'nin desteğini sağlamıştır. Mısır isyanının başrolü kimdir? Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Mehmet Ali Paşa'yı biz burada kim yapacağız? Mehmet Ali Paşa'yı Beyto yapacağız. Beyto, Beytullah yapacağız. Beyto diyor ki hocam bana bir rol verin. Sen Mehmet Ali Paşa'sın. Yani 2. Mahmud'un peşini bırakmayan, 2. Mahmud'dan sürekli valiliklerini isteyen, 2. Mahmud'un peşinden dolaşan, bana şu valilikleri ver diyen kişisin. Tamam mı Beyto sen Mehmet Ali Paşa'sın. İç sorun dış soruna dönüştü mü? Dönüştü. Çünkü 2. Mahmut Mehmet Ali Paşa'dan kaçmak için İngiltere ve Rusya'ya sığınacaktı değerli arkadaşlarım. Çünkü büyük bir tehditti. Kırım Savaşı var mı? Var. Rusya'ya karşı Osmanlı kimden yardım talep isteyecek? Talep talep isteyecek ne oğlum? Kimden yardım isteyecek? Yardım talebinde bulunacak bunu diyecektim aslında Allah ne yapasın. İngiltere, Fransa ve Piemonte dediğimiz İtalya'dan yardım isteyecek. Burada da Avrupalı devletleri var mı? Var. Navarin'de Avrupalı devletler Osmanlı'ya karşı. Nasıl hocam? Bunu silelim. Şimdi isyan bastırıldı ya Mehmet Ali Paşa isyanı bastırdı. İngiltere, Fransa ve Rusya Mehmet Ali Paşa'nın güçlenmesini engellemek için ve Osmanlı'yı geride bırakmak için Osmanlı donanmasını Navarin'de yakıyorlar ve iki yıl sonra Yunanistan'a bağımsızlık tanınıyor değerli arkadaşlarım. Ondan sonra hangi olay patlak verecek? Mısır. Mahmutcuğum Valiliklerim nerede? Bu beyt odur ha. Mahmut da diyor ki vallahi yok. Olsa dükkan senin. Sonra sürekli Mahmut'a sıkıntı çıkarıyor. 8. soruya gidelim. Kurulacak hükümeti. Bak güzel bir yorum yapmamız lazım burada şimdi. Çok güzel bir yorum yapmamız lazım. Ben size güveniyorum. Siz yaparsınız bu yorumu. Kurulacak hükümetin geçici olacağını belirtilmesi aşağıdaki hangi sebebe bağlanabilir? Erzurum Kongresi'nde Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz. Ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır diyor. Niye geçici? Niye dikkat çekildi buraya? Mesela şunu deseydi. Osmanlı eğer istiklali sağlayamazsa yeni bir devlet kurarız derse ne olur? Saltanat ve ilafet ta taraftarları senden ayrılırlar. Hayırdır derler. Ne çabuk derler. O yüzden bu kararla geçici hükümetin kurulacağı kararının sebebi ulusal güçlerin parçalanmasını engellemekti. Eğer deselerdi yeni bir devlet kuracağız, kuracağız ne olacaktı? Saltanat ve halife taraftarları kopacaklardı. Böylece ulusal güçler parçalanacaktı. Geçici burada önemli. Osmanlı yönetiminden memnun olunmasına Hayır böyle bir durum söz konusu değil. Zaten memnun olmadıkları için geçici bir hükümet diyorlar. İtirafa itiraz ettiğinin tepkisini bakın. Milli mücadele döneminde itirafları iplemiyorlar. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Biz her şeyi yapacağız diyorlar milli mücadeleciler. Halkın padişahı olan tepkisi halk zaten padişaha tepkili. İşgaller karşısında niye sessiz kalıyorsunuz? Kongreye katılanların sadece doyullerini temsil etmesi bu kongrenin bölgesel olduğunu gösteriyor. Bak bu yorumları yapman lazım. Cevabımız aşık. Doğru yaptın değil mi? Doğru yapmışsan yoruma yaz. Sana bir kalp bırakayım. Sevgimin sesi. Tamam mı? Dokuzuncu sorum. Bu durum göz önüne alındığında Lozan Antlaşması'nın Türkiye Devli devleti açısından önemli sonucu aşikârdan aşikârdır. Lozan Antlaşması İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi devletin yanı sıra SSCB, Bulgaristan, Portekiz, Romanya gibi pek çok devletin katıldığı sözleşmedir. Konferansır diyelim. TBMM adına kim gidiyor? İsmet İnönü, Doktor Rıza Nur ve Hasan Saka gidiyor. Peki Türkiye'nin bu devletler arasında yer alması bize neyi gösteriyor? A şıkkı. Türkiye'deki cumhuriyet rejimi tüm dünyaya göre oldu. Hayır. Daha cumhuriyet ortada yok. Daha var. Önce bağımsızlığını sağla. Sonra 29 Ekim'de cumhuriyeti ilan et. Daha cumhuriyet yok. Yunanistan'da olan anlaşması da sola ermedi. Çünkü e, Lozan'dan sonra mübadele sorunu tekrardan gündeme gelecek. Saltanatın kaldırıldığı bildirilmiştir. Öncesinde kaldırılmıştı zaten değerli arkadaşlarım. Tek temsilci girebilmek için Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarları sona ermiştir. Doğrudur. Kapitülasyonlar kaldırılıyor ama bundan söz edilmemiş. Sadece diyor ki Türkiye'nin bu devletler arasında yer alması bize neyi gösteriyor? Demek ki Türk devleti uluslararası alanda yerini almıştır artık. Şimdi diyeceksiniz ki hocam çok basit soru. Buna benzer bir soruyu ÖSYM e sormuştu. TYT kısmında. 10. soru. Hadi bakayım. Bu kanun ile buna göre bu yenilikler sırasıyla aşağıdaki Atatürk yerinden gireriyle doğrudan ilgilidir. Hangi kanun? 3 Mart 1924'te TBMM'de tevhid Tedrisat kanunu kabul edildi. Tamam, eğitim ve öğretim birleştirildi. Dinsel nitelikteki eğitime son verildi. Bu bize neyi veriyor? Laiklik. Her zaman öğrencilerime söylerim. Bir inkılap birden fazla ilkeyi kendi içinde barındırır. Tamam mı? Fırsat eşitliği diyorsa halkçılığı alacaksın. Dinsel nitelik yoksa laikliği alacaksın. Çağdaş diyorsa inkılapçılığı alacaksın. Bak bir, bir inkılaptan Birden fazla ilke çıktı. Tamam. İnkılapçılık, halkçılık. Hayır. Eşitliği savunuyor bu. Devletçilik ekonomiyi savunuyor. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberliği. açılık yok. Laiklik, cumhuriyetçilikle hiçbir alakası yok tabi tedrisatın. Buna da dikkat edin. Cumhuriyetçilik ve devletçilik bunların dışında kalır. Cevabımız değişik Şimdi son soruyu size bıraktım. Hadi bakalım. Atatürk dönemi Türk dış politikası dikkate alındığında... Türkiye aşağıdaki pakt veya konferanslardan hangisine katılmamıştır? A şıkkı Balkan Antantı, B şıkkı Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, C şıkkı Locarno Paktı, D şıkkı Sadabat, E şıkkı Litvinov. Yorumdayız. Eminim ki iki şıkkı arasında kalacaksınız ama siz doğru yaparsınız. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın canlarım.